programımıza farklı sektörlerden alanında uzman konu ve konuklarla devam ediyoruz. Sırada Pelikan Kimya ile gerçekleştirdiğimiz röportaj var. Sevgili izleyenler, bugün Pelikan Kimya SN Havuz Sistemlerindeyiz ve yanımızda kimyager kurucu ortak Ferhat Daşdemir var. Hoş geldiniz Ferhat Bey. Hoş bulduk. Ben Ferhat Daşdemir. 2002 yılından beri kimya sektöründe çeşitli firmalarda faaliyet gösterdikten sonra 2018 yılında Pelikan Kimya'yı kurmaktayız. Ferhat Bey, kimya alanındaki hizmetlerinizi öğrenebilir miyiz? Genel anlamda genel kimyasallar, yüzey temizleme kimyasalları, havuz kimyasalları, su şartlandırma kimyasalları, temel kimya maddeleri üretimi ve çeşitli ham madde stoklarımızda bulundurmaktayız. Bu kimyasalların üretim süreci nasıl gerçekleşiyor? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Nerelerde kullanılıyor? Genel yaptığımız havuz kimyasalları yüzme havuzlarında dezenfektasyon olarak mikrobakteri oluşmamasına engel olması için havuzlarda kullanılmaktadır. Genel klorlar, yosun önleyiciler, çökerticiler bu tarz kimyasallarla havuzu hijyenik bir ortam gerçekleştirmek için havuzlarda kullanmaktayız. Su şartlandırma kimyasallarında suyun korozif olmaması için, suyun kireç oluşturmaması için, tesisatların tıkanmaması için kimyasallar üretmekteyiz. Temizleyici kimyasallar üretmekteyiz. Bununla metal yüzeyleri, motor temizleme gibi işte otomotiv grubuna çeşitli renklendirme, kaplama gibi kimyasallarda üretmekteyiz. Bu kimyasallar kullanılmadığı takdirde ne gibi sorunlar çıkıyor? Havuzlarda bakteri oluşuyor. İnsanların sağlıkları işte mantar gibi, işte havuzlarda yeşillenme gibi olaylar oluyor. Tesisatlarda su şartlandırma kimyasallarında tıkanıklıklar oluşuyor. Tesisatlarda patlamalar, çatlamalar gibi şeyler oluyor. Otomotiv grubunda da çabuk paslanması, hemen yüzeyin tamamen deformasyon olmasına sağlanıyor. Bizim yaptığımız kimyasallar bu deformasyonu önlüyor. Tuz testlerine karşı direncini arttırıyor ve korozyon direncini yükseltiyor. Bu kimyasalların ne kadar sürede bir yenilenmesi gerekiyor? Genel havuz kimyasalları genel anlamda günlük kullanılması gerekiyor. Diğer tesisat kimyasalları hemen hemen her gün kullanması gerekiyor. Çünkü tesisatlarda kireç 7-24 saat boyunca sular döndüğü için her gün oluşabiliyor. Bunlarla ilgili işte bakteri oluşmaması için, kireç oluşmaması için çeşitli şekilde kimyasallarımızı kullanmak gerekiyor. Arıtma sistemleri de yapıyorsunuz. Bu sürece de değinmek istiyorum. Nasıl gerçekleşiyor? Arıtma sistemleri genelde evlerde tezgah altında genelde yaptığımız oluyor. Bunlar içme suyunu elde etmek için, kaliteli bir şekilde içme suyu elde etmek için arıtmaları tezgah altına montajını yapıyoruz ve içme suyu elde ediyoruz. Ve bir de atık su arıtması yapıyoruz. Bu atık su arıtması da doğaya, çevreye zarar vermemesi için atılan atıkların, kimyasal maddelerin bunları genel anlamda hepsini orada bakterileri öldürüp bütün atığı alıp onu deşarj edip ayrı bir şekilde çevreye tekrardan o atığa atılan suyu tekrardan geri kazanım elde ediyoruz. Arıtma sistemlerinin avantajları nelerdir? Arıtma sistemlerinin avantajları genelde şebekelerden gelen ev arıtmaları, tezgah altı arıtmalar için avantaj sağlayacak şeyler. Şebeke sularından gelen arıtmanın klorla, işte çok yüksek oranda klorladıkları için sular gelen insanları kullanamamaktadır. Kötü koku yapmaktadır. Bunu arıtmanın içerisinden geçirdikten sonra karbon filtreler, sediment filtrelerden geçirdikten sonra antibakteriyel filtrelerde içilebilir seviyeye geliyor. İçilebilir seviyeye geldiği için, tamamen süzdüğü için, onu temizlediği için bunu insanlara gelen şebeke suyunu içirebiliyoruz yani. Uzun vadede ekonomik olarak da faydaları olduğunu söyleyebilir miyiz? Şu şekilde söyleyebiliriz. Bugün damacanaların nereden geldiğini ve ne şekilde evlerimize ulaştığını bilmediğimizden dolayı onlardan ne şekilde bakteri geleceğini bilmediğimizden dolayı arıtmalardan hem sağlıklı şekilde su içeriz hem ekonomik şekilde su içeriz. Suyu istediğiniz kadar arıtmanızdan açıp içebilirsiniz. Size daha ekonomik, daha da bütçesel olarak daha da uygun olacağını düşünüyoruz. İleriye yönelik eklemeyi düşündüğünüz başka hizmetleriniz var mı? İleriye dönük daha farklı hizmetlerimiz var. Bizim zaten kimya alanında bayağı bir ileriye görüşümüz, ileriye dönük çalışmalarımız var. Ülkemizde tamamen kimyanın her türlü dışa bağlı olduğu için
bazı üretimleri ticari olarak kendimiz Türkiye'de üretmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Bunları daha ilerideki çalışmalarımızda ortaya çıkacak. Ferhat Bey, yavaş yavaş sizinle olan bu keyifli sohbetin sonlarına geliyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ben sizlere teşekkür ederim. Kimya sektöründe bize yardım ve arkadaş olarak dostane çalıştığımız bütün müşterilerimize çok teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ferhat Taşdemir ile birlikte gerçekleştirdiğimiz sohbetin sonuna gelirken kurucu ortak Mehmet Özen ile sohbetimiz devam ediyor. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Özen, Aydınlıyım. Yaklaşık olarak 20 yıldır bu sektörde İstanbul'da hizmet vermekteyiz. Yaklaşık 2018 yılından beri kendi firmamızı kurduk. İstanbul sektöründe hizmetlerimiz devam etmektedir. Hizmetleriniz nelerdir? Şimdi şöyle söyleyeyim. İstanbul sektöründe biz yüzme havuzları yapıyoruz. İnşaat aşamasında, uygulama aşamasında profesyonel ekibimizle beraber hizmet vermekteyiz. Yüzme havuzu, sauna, spa kurumlarını yapıyoruz. Kullanılan halde müşterilerimize teslim ediyoruz. Bir havuzun yapım sürecini sizden dinleyebilir miyiz? Şimdi bir havuzun yapım süreci şöyle söyleyeyim. Öncelikle müşterimiz bizden bir havuz talep ettiği zaman öncelikle gidip keşfini yapıyoruz. Zemin etüdü çok önemli. Burada kullanılacak olan malzemeler, seçilecek olan malzemeler hepsi çok önemli. Çünkü profesyonel bir ekip tarafından yapılmadığı zaman havuzlarımızda çökme, su kaçakları meydana gelebiliyor. Çünkü havuzu yaptıktan sonra su kaçağı olduğu zaman yani bunun geri dönüşümü yok. Yani ondan dolayı yani profesyonel bir ekip olarak biz bu hizmetleri veriyoruz. Sauna ve hamam uygulamalarınız olduğundan da bahsettiniz. Peki bunlar müstakil bir alana yapılmak zorunda mı? Normal eve de yapılabiliyor mu? Şimdi şöyle, kullanım amaçlı villalarda olur, müstakil evlerinizde havuz, hamam, sauna yapılabilir. Bu ticari amaçla da kullanılabilir. Ticari alanlarda da yapılıyor. Müstakil olarak evlerinizde de uygulamasını yapıyoruz. Eve bir zararı oluyor mu? Şimdi öncelikle yani havuzu yaparken gibi keşfimizi gelip evde de yapıyoruz. Evin ortamına bakıyoruz. Nerede kullanılacak, hangi bölümde kullanılacak bunların keşiflerini yapıyoruz. Ona göre herhangi bir zararı olmuyor. Havuz, sauna, hamam gibi çalışmaları yapmak için en az ne kadar alana ihtiyaç var? Şimdi şöyle, hamam, sauna gibi bir alanlarımız en az bir 30-40 metrekare bir alanımız olmak zorunda. Çünkü onun yani küçük olursa kullanım amacı dar oluyor. Orada herhangi bir keyif alamazsınız. Onun dışında en az 30 metrekarelik bir alana ihtiyacımız var. Hamam, sauna gibi. Ama yüzme havuzlarında yaklaşık olarak 100 metrekare bir alanımızda yani ailece kullanılabilecek bir havuzu müşterilerimize veriyoruz. İyi bir ekiple çalışılmadığında havuzda oluşabilecek sorunlardan bahsetmiştiniz. Peki sauna ve hamam için nasıl sorunlar oluşabiliyor? Yani hamam, saunada da izolasyonunu güzel sağlamazsak yani ısı kaybımız olduğu sürece evimizde rutubetlenme, nemlenme, koku vesaire gibi şeyler karşılaşıyoruz bunlarla. Sizleri tercih edenlerin geri dönüşleri nasıl oluyor? Vallahi şu ana kadar yaptığımız bütün projelerde olumsuz bir sonuç almadık. Gayet başarılıydık. Yani sektörde gayet başarılıyız. Herhangi bir sıkıntımız yok. Sizleri tercih etmek isteyen izleyicilerimiz sizlere nereden ulaşabilirler? Yani zaten internet sayfamız da var, telefonlarımız da mevcut. Hizmetlerinize eklemeyi düşündüğünüz başka şeyler de var mı? Yani şöyle söyleyeyim, bu sektörde şu anda iyiyiz, iyi gidiyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda yeni girişimlerimiz olacak tabii ki. Bunlarla alakalı da sosyal medyadan bizi takip ederlerse bunlardan da faydalanabilirler. Mehmet Bey, sizinle gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbetin de sonuna geliyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Biz sektörde iyiyiz. İyi olmaya devam edeceğiz. Bizi tercih eden misafirlerimizi de, müşterilerimizi de çok teşekkür ederim. Saygılarımızı sunuyoruz. Biz de verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kurucu ortak Mehmet Özen ve kurucu ortak Ferhat Taşdemir bizlerle birlikteydi. Şimdi stüdyoya Esra Özbakır'a bağlanıyoruz.